13 Temmuz 1955 Ankara doğumlu Ferruh Tanay. Programımızın iki feysinden biri ve program moderatörü. Fenerbahçe Televizyonu'nun ilk günlerinden beri destek veren Ferruh Tanay yaklaşık 30 bölüm süren Fenerli Ünlüler programının sunuculuğunu da yaptı. Ferruh Tanay ilk olarak bankacılık sektöründe imza attığı yeniliklerle tanındı. Forfeiting ve factoring'i Türkiye'ye getiren bankacı denmesi sanırım yanlış olmaz. Başarılarla dolu bankacılık macerasından Türkiye'nin eğlence merkezi olmaya başaran Park Orman kuruculuğuna uzanan bir süreç yaşar Ferruh Tanay. Önemli bir iş adamıdır artık. 1995 yılında aldığı Harley Davidson onu bambaşka bir sektöre yöneltir. O artık Harley Davidson denince akla gelen ilk isimdir Türkiye'de. Fenerbahçe taraftarlığı, tribünün sesi olan renkli kişiliği ise tüm bu yanlarının önündeki kimliği Ferruh Tanay'ın. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlığı kadar yaptığı hiçbir başkanlık onu heyecanlandırmamıştır. Ki onların içinde Motosiklet Endüstrisi Başkanlığından Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanlığına uzanan başarılı yöneticilikler mevcut. Feneryum markasının oluşumunda katkısıysa tüm camiaca biliniyor. Varlığa dayalı bir finansman tekniği factoring ve varlığa dayalı menkul kıymet makalesini yazan Ferruh Tanay hala 1907 tribünündeki koltuğunda heyecan içinde takımını seyretmeye devam ediyor. Easy Rider filminden fırlamış yolların asi ruhlu bankacısı ve iş adamı söz konusu Fenerbahçe olunca tüm renklerinden sıyrılıp 100 program. There are places I remember. 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelirim. Tribündeki taraftarın çaresizliğini anlayıp içinde yükselen ateşi taşımak tüm hayatı boyunca Faik Genç'in amacı oldu. Türk sporuna alışık olunmayan tarzda bir kitapla katkıda bulunan Yükselen Ateş yazarı aslında bir ot tülü. Önemli şirketlerde üst kademe yöneticilik yapan, uzun yıllarını İngiltere'de futbolun beşiğinde geçiren Faik Genç, Fenerbahçe'den hiçbir biçimde kopamaz. Faik Genç, iletişime geçmenin yolunun Fenerbahçe olduğunu İngilizlere bile öğretir. Türkiye'den ve Fenerbahçe'den uzak geçen 27 yıla rağmen içindeki Fenerbahçe ateşini taşımaya devam eder. Maç keyfini ise Arsenal'a gider. Futbolun hayattan bile daha önemli olduğuna inanan Faik Genç, küçük Defne'yi bırakıp her hafta salı günü 21'de 2F 1B'nin diğer feyiz olarak programdaki yerini alıyor. Bu üçlü aynı zamanda 1907 üyesi ve 1907 tribünün vazgeçilmez müdavimleri. Ciddi analizleri farklı bakış açısıyla kendine özgü bir hayran kitlesi de yaratan Faik Genç'in içinde yükselen ateşin hiç sönmeyeceğine eminiz. Yaklaşık 3 yıl önce işte Fenerbahçe TV ilk kurulduğunda o zaman Nuri Çolakoğlu bir işte Fenerbahçe Ünlüler programı yapar mısın demişti bana. Ben de hani hem şaşırmıştım hayatımda hiç yapmadığım bir şey ama sonra işte hani Fenerbahçe için bir şey yapma arzusuyla kalkıştım o işe. Çevremde tanıdığım özellikle iş adamlarından oluşan bir program yapmaya başladık ama tabii çok kolay da değildi. Önceden işte insanları ayarlamak, televizyona davet etmek, onlar hakkında bilgi edinmek falan. Bir gün Faik işte bunu daha böyle bir futbol programı haline getirir miyiz? İşte belediyeyi de alırız demişti. Bu hakikaten sonra İhsan Topaloğlu'na anlattığımızda çok olumlu karşılandı ve biz bu işe bir şekilde nereye gideceğini bilmeden başladık ama tamamen dediğim gibi amatörce, işte gördüğünüz gibi hepimizin kendi işleri var. Bu arada tabii programa başlarken de bir isim arıyorduk. Ben de bir takım başka televizyon programlarından anımsayarak bir de baş harflerimizin de FB'ye denk gelmesiyle işte 2F1B diye bir isim önerdim. Çok beğenildi ve hemen işte müziğiyle ilgili Faik önerilerde bulundu. Ve programa başladık biz. Ve her program tabii çok ilginç gitmeye başladı. Her programda hemen hemen Faik bugün ne konuşacağız heyecanıyla gelir. İşte Bedri hiç sorun değil ya, biz bir başladık mı konuşuruz der. Böyle bir aramızda çok da ön hazırlık yapmadan başlayıp ama konu Fenerbahçe olduğu için program süresi yetmemecesine konuşuruz ve konuşup program bittikten sonra da Bedri Faik'e işte bak gördün mü gene gayet güzel konuştuk der. Üçümüzün tabii ortak noktası Fenerbahçe ama Fenerbahçe ile ilgili veya futbolla ilgimiz farklı. Ben daha sırf Fenerbahçe ağırlıklı biriyim.
Faik Avrupa futbolunu da çok yakından takip eden, daha bir futbol tutkunu tabii, çok iyi Fenerbahçeli. Bedri ise daha çok Fenerbahçe ve nostalji tarafıyla ilgili, yani geçmişteki olayları çok iyi hatırlayan, zaman zaman da tabii Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularını hiç unutmayan, hala işte Van Aydonk keşke olsaydı, işte hala keşke Revi olsaydı diyen bir Fenerbahçeli. Kısa sürede hakikaten taraftarın bir nevi sesi olmaya gayret ettik. Tabii belli kendi çapımızdaki sınırlar çerçevesinde zaman zaman futbolculara biz de kızıyoruz, yönetim vesaireye, ama Fenerbahçelik ruhu içinde bunu olumlu bir şekilde yansıtmaya gayret ediyoruz. Birçok spor programına göre bence çok daha tarafsız bir taraflı programımız. Çünkü ne olduğumuz belli ve o olduğumuz bellilikte devam ediyoruz. Açıkçası söylüyoruz, biz Fenerbahçeliyiz diye. Bu bakımdan da biraz da tecrübelendik tabii bu arada. Daha hani olgun bir program haline geldi. İnşallah devam ettiririz diye düşünüyorum. Uzun süreler yani hayatımızda bir yer edinmesini diliyorum 2F'ye 1B programının. Program 100. program olmuş. Yani oluyor bu hafta. Çekimini birkaç gün önce yapıyoruz. Zaman inanılmaz bir şekilde akmış. Biz hani acaba yarım sezon dayanır mıyız diye bu işe girmiştik. Hatırlıyorum, zannediyorum 2004 yılı 1907 derneği genel kurulunda, genel kuruldan sonra dışarıda bir şeyler içiliyordu. Ben Ferruh'la konuştum. Ferruh da o zaman Fenerbahçeli Ünlüler diye program yapıyordu ama bayağı zorlanıyordu. Beni bile davet ettiğine göre düşündüm, yani hiç ünlü olmayan birine. Dedim yani zorlanıyorsun sen herhalde programı yaparken. Sorma dedi işte, yani insanlar geliyorlar, siz Fenerbahçelisiniz, ünlüsünüz diyorum. Evet diyorlar, susuyorlar, ondan sonra program çok zorlanıyorum dedi bazı insanlarla. Dedim ya sen bırak bu programı, biz gel sen ben Bedri, burada yaptığımız sohbetler gibi program yapalım. 90 dakika formatında bir şey olsun. Fakat farklı olsun, biz üçümüz de Fenerbahçeliyiz. Yani üç Fenerbahçeli'nin yaptığı programın ben onların diğer yapılan, hani her takımdan bir kişi olan programdan daha objektif olacağını düşünüyorum dedim. Olabilir dedi, İhsan Topaloğlu geldi dedi bu arada Fenerbahçe Televizyonu'nun başına, bir konuşayım dedi. Ondan sonra aradı, Bedri'yi aradık, tamam dedi. Yani öylesine biraz başladık. Çok tatlı şeyler oldu başta, yani ilk önce tartışmalar, aramızda tartışmalar, özellikle Bedri ile benim kapışmamız. Bizim programda Ferruh'un moderatör olmasını ben önermiştim. Çünkü onun tarzı ve insan içerisinde konuşma yapma özelliği var. Bir de yani benim dışında birisinin moderatör olması lazım. O zaman benim kendime seçtiğim rol programdaki anlamlı olacaktı. Bedri de yorumcu olması daha tat verir. Zaten Bedri moderatör olmayı da kabul etmezdi. Bizim programımızda ilk başlarda Ferruh daha az katılıyordu, moderatörlük yapıyordu, ama şimdi o da yani bizim kadar konuşuyor. Hiçbirimiz Bedri kadar konuşamayız tabii de. Bugünlere geldik, 100. program. Ne kadar devam eder bilmiyorum ama yani iyi kötü söylediğini anlıyorum. Evet, bu da bizim 2F 1B dışında yaptığım, boş zamanlarımızda yaptığımız şeyleri gösterdi. 2F 1B'nin tarihçesinde öğrenmiş olduk. Sevgili dostlarımız. Bu arada tabii özellikle çeşitli kişilerin, spor yazarları olsun, sanatçılar olsun, yaptıkları kısa ifadelerde hani isimle ilgili yani çok farklı bir isim falan diye önerilerde bu, yani görüşlerini söylediler. Sen onlara da teşekkür bir ediyoruz. Yani. 2F1B'nin orijinal ismi nedeniyle. Tabii hakikaten denk gelmesi FB, evet. Fenerbahçe çok hoş tabii. Demin...